Sana selam olsun. Hepinize selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FMTV izleyenleri, bir büyüdükçe programıyla karşınızdayız. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımız sizlerle beraber olacak. Sesimizin ulaştığı her yere, evlerimizde bizleri misafir eden bütün izleyenlerimize Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini diliyoruz inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnşallah kıymetli, değerli ve bereketli bir program olmasına Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu çocuklarımızla beraber program yapmaktan büyük gurur duyuyoruz, büyük şeref duyuyoruz. Elhamdülillah yetişen neslimizin kaliteli bayrağını, sancağını, milletini, büyüğünü, küçüğünü bilen kıymetli bireyler olabilmesi için verilen bu mücadelenin sizlere sunulma aşamasında bizler de bir pay sahibi olduğumuz için Rabbimize teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz. İnşallah Rabbim İmanlı ve başarılı neslimizin, gençliğimizin sayısını çoğaltsın inşallah. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz ortamda en çok ihtiyacımız olan bizim maddiyattan çok daha fazla, rahatlıktan, geniş imkanlardan çok daha fazla imanlı, ne yaptığını bilen, amacı olan, davası olan, bir uğurda mücadele eden gençliğe ihtiyacımız var. Malumunuz. O yüzden bu uğurda mücadele eden bütün talebelerimize, velilerimize ve asıl bu meyveyi olgunlaştırma hususunda mücadele veren kıymetli hocalarımıza, bu minvalde Fatih Medreselerine çok teşekkür ediyoruz. Programımız biliyorsunuz her taraftan, her yerden programımıza katılmak herhangi bir ücreti yok, herhangi bir yarışması yok, herhangi bir elemesi yok. Çocuğuna, talebesine, yavrusuna, yeğenine bir Kur'an-ı Kerim'i, bir duayı, herhangi bir hadisi, bir şiiri, bir sunum hazırlatan kim olursa programımıza her zaman kapımız açık, yerimiz mevcut. Hamdolsun. Ben hocam gelemiyorum diyenler de WhatsApp üzerinden bize çekmiş oldukları videoları, paylaşımları gönderirlerse buradan yayınlayacağız inşallah. Onlara da yardımcı olacağız o hususta. Ben bu minvalde yine iletişim ve WhatsApp numaramızı paylaşmak istiyorum. 0216 488 0488 ne oldu telefonlardan birebir stüdyolarımızda muhatap olabilirsiniz. FMTV'ye bağlanabilirsiniz. 532 582 52 41 ne oldu telefonlardan da WhatsApp üzerinden soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilir, paylaşımlarınızı bile bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi inşallah programımıza giriş yapmadan önce bu haftaki konuklarımızı size bir tanıtacağız. Bu hafta Fatih Medreseleri Esentepe, İstanbul Esentepe kursumuzun müdürü ve talebelerimiz burada. Ben huzurlarınıza onlara hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi hocam. İyi hocam. Maşallah. Mikrofonlara geçmeden önce ben hocanızla böyle bir size bir hoş geldin yapayım, bir de hocanıza yapalım. Ondan sonra biz tanıyacağız, tamam mı? Mustafa hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed hocam. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun güzel hocam. Bizi böyle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah hocam. O şeref, o güzellik, o mutluluk bize ait. Hamdolsun. Sizin gibi kıymetli hocalarımız bu vazifeleri devam ettiriyor ki bizler de bu nimetten istifade ediyoruz. Çok şükürler olsun. Bu Efendi Hazretlerimizin bir sultanımızın bir ifadesi var. Medresenin kıymetini bilseniz, değerini bilseniz, evet hocam, ömrünüzün sonuna kadar secdeden kalkmasının kıymetini, gereğini yerine getiremezsiniz buyuruyor. Gerçekten bu ifadeyi duyarken bile sadece duyuyoruz. Hakkını anlamış değiliz, vermiş değiliz. Allah'ım inşallah ayırmasın bu hizmetlerden, bu medreselerden. Ne bu yavrularımızı, inşallah. Ne bu yavrularımızı ayırsın, ne bizi bu işlerden ayırsın. İnşallah bütün yavrularımıza bu güzelliği ulaştırmayı bize nasip etsin inşallah. Bu minvalde de şu anda bu yaşta Halep'te veya dünyanın çeşitli coğrafyalarında bu nimetlerden uzak kalan bütün Müslüman hem kardeşlerimize hem yavrularımıza da Rabbimizin
yardımını, inayetini inşallah Rabbimizden diliyoruz. Amin. İnşallah Rabbim bir an önce o yavrulara da bu Kur'an'ın nurunu, güzelliğini, istifadesini maddi manevi ikram etsin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Bizler de bu uğurda mücadele vermeye çalışıyoruz. Şükürler i̇nşallah. Olsun. Çok şükür hocam. Biz de böyle yetiştirerek inşallah hocam, Kur'an bülbülleri yetiştirerek çabamızı göstereceğiz bu din yolunda. Allah'ın izniyle medreselerimize sahip çıkarak daha çok ilerlemekle sahip çıkacağız inşallah hocam. İnşallah. Sahip de çıkmamız gerekiyor zaten bir Müslüman olarak. Hiç şüphesiz. Evet hiç hocam. Şüphesiz. Hocam ben tabii ara ara size döneceğim, sorularımız olacak, tabii bilgiler alacağız. Ama evet, kısa olarak bu Esentepe'den bahsettik. Esentepe ile alakalı böyle bir medresemizin geneliyle alakalı bir malumat verebilir miyiz? Hocam Esentepe kursumuz Allah'a şükürler olsun 15 senelik bir medresemizdir. Medresemiz 5 katlı Allah'a şükürler olsun. Mescidimiz var. Bir katımız yatılı hafızlık, yatılı Arapça. Sübyan katımız Allah'a şükürler olsun 400 metrekare. 400 metrekare kız kursumuz mevcut. Lojmanımız mevcut. Allah'a şükürler olsun. Okullu öğrencimiz var. Sabah geliyor, akşam gidiyor. Yatılı talebemiz var. Hafızlık yapıyor Allah'a şükürler olsun. 13-7 sayfayla hafızlık yapan talebelerimiz var. Hafızlığa hazırlık talebemiz var. Sübyan talebemiz var. Sabah 9'da geliyor, akşam 3.30'da çıkıyor. Servisle alınıp servisle bırakılıyor. Maşallah. Allah'a şükürler olsun. Bayağı bir kombine bir tesisimiz var. Hocam Allah'a şükürler olsun. Gecemizi gündüzümüzü katmışız, çalışıyoruz. Çok akşam talebelerimiz Allah'a şükürler olsun. Çalışan abilerimize derslerimiz. Çok güzel hizmetlerimiz var. Yani bunları sürdürmeyi de Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Ömür boyu bizi buralardan ayırmasın. Amin. Biz de çok kaliteli hizmetler etmeye çalışıyoruz hocam. Oyun odalarımız, ne bileyim sübyan talebelerimize faaliyetler, yatılı talebelerimize tenis odamız var. Çok güzel yatakhanelerimiz var Allah'a şükürler olsun. Her şeyimiz dört dörtlük. Oraları talebeleri çağırıyoruz hocam. Çağırıyoruz, gelin eğitimimizi verelim Allah'ın izniyle. İnşallah. Bizde profesyonel kadromuz var hocam. Şükürler çok olsun. Şükür. 1,5 ayda Kur'an-ı Kerim'e geçiriyoruz hocam. Çok kısa bir vakitte. Kaç yaşındaki çocuklar hocam 1,5 ayda geçebiliyor? 4,5. Hocam 4,5 yaşında alıyoruz Allah'ın izniyle. Yanı sıra okuma yazma da öğretiyoruz. Boyama derslerimiz de var. Faaliyetlerimiz de var hocam. Allah'a şükürler olsun. Yanı sıra ezberleri de yaptırıyoruz. Duaları yaptırıyoruz. Yemek duaları yaptırıyoruz. Çok bereketli geçiyor hocam. Yani çocuğunu getirmeyen bilemez. Öyle söyleyeyim. O kadar hocam. Tatmayan söyleyeyim. Bilmez diyorsun. Öyle hocam. Bu tadı tadan bilir yani hocam. Eyvallah. Hocam şimdi böyle kısa bir tanıtım almış olduk. Evet, ben hocam. Şimdi asıl programımızın sahiplerimize, evet, sahiplerine hocam. Dönmek istiyorum. İnşallah. Asıl misafirlerimize. Şöyle Mehmet'ten başlayalım. Şöyle sağdan başlayalım. Mehmet'ciğim şöyle mikrofonu sana verelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Gültekin değil mi? Evet hocam. Mehmet seni bir tanıyalım. Adım Mehmet, soyadım Gültekin. Fatih Medreseleri Esentepe Kur'an kursunda Musa Hoca'da hafızlığa hazırlık okuyorum. Aynı zamanda öğleye kadar okula da gidiyorum. Maşallah. Öğleye kadar okula gidiyorsun. Okuldan sonra? Okuldan sonra eve gidip üstümü değiştiriyorum. Öyle kursa geliyorum. Kursa geliyorsun. Bir de orada mücadeleye devam. Maşallah maşallah. Allah gayretini arttırsın. Mevlam kolaylıklar versin. Nasıl? Zor oluyor mu böyle ikisi beraber? Yok hocam. Bizimle ilgileniyorlar. Zor olmuyor. Maşallah. Hocalarımız diyorsun güzel. Sahip çıkıyorlar. Evet. Allah'ım gayretini arttırsın inşallah. Amin. Mehmetciğim. Bayağı ciddi bir yüküm var, mücadelem var. Allah kolaylıklar versin. Peki ne hazırladın bugün bize, neler okumayı düşünüyorsun? Bugün neler paylaşacağız? Bir hadis-i şerif okuyacağım. Namazın farzlarını okuyacağım. Ve dört büyük melekleri ve görevlerini okuyacağım hocam. İnşallah. 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 O zaman biz sabırsızlıkla bekliyoruz ama önce tanıtımımızı bitirelim. Habibullah'a alalım mikrofonu. Ondan sonra döneceğiz sana inşallah. Habibullah hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim. Şöyle bir kendimizi tanıtır mısın Habibullah? Tamam, benim adım Habibullah Tuğla. 6 yaşındayım. Fatih Medreseleri Esentepe Kur'an kursuna Musa Hoca'da hafıza hazırlık okuyorum. İnşallah sizin duasıyla hafız olacağım. Sizlere bugün bir ayet okuyup manasını vereceğim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad yessennel Kur'ane lizikli fehel min müttekil. Sadakallahul azim. Maşallah. Maşallah. Habibullah. Efendim. Sen böyle bir anla böyle çok güzel böyle konuştun, bir de peşinden besmele çekince ben seni böyle bölemedim sözünü. Çünkü besmele çekmiş oldun, ayet okuyacağım dedin. Öyle olunca ben bölemedim, ayeti okudum. Ama manasını birazdan vereceğiz. Tamam, ben seni biraz muhabbet etmek istiyordum. Sen hemen böyle direkt konuya girince ondan sonra neyse dedim, devam edelim. Şimdi biraz muhabbet edelim, olur mu? Ondan sonra devam edelim. Senin için uygun mudur? Peki Abiullah, bize biraz kendinden bahset bakalım. Ne yapıyorsun kursta? Kursta. Nasıl geçiyor? Kursta hafıza hazırlık okuyorum. Hafıza hazırlık okuyorsun. Ne zaman niyetin var başlamaya, kısmet olursa? Kısmet. Yani kaç ay sonra? Saat 3 olunca eve gidelim. Tamam. İslam'ın şartı. Sabah kaçta geliyorsun kursa? 9'da. 9'da geliyorsun. 3'e kadar dersini yapıyorsun. Öyle mi? 3'e kadar, evet. Evet. Bir de 1'e kadar da ezber yapıyorum. Ha, 9'dan 1'e kadar ezberlerini yapıyorsun. He. Evet. 1'den 3'e kadar da diğer derslerini yapıyorsun. 3'e kadar gelince eve gidiyor. 3'e geldiğin zaman eve gidiyorsun. Evet. Çok güzel. İnşallah bu sene başlıyoruz değil mi hafıza? Evet. Allah'ın izniyle. Peki senin kardeşin var mı? Var. İsmi ne? Abdurrahman. Abdullah kaç yaşında? Abdurrahman? 4. 4 yaşında. Abdurrahman öğretiyor musun peki kursta öğrendiklerinden? O azıcık biliyor. O yukarıda cüz yapıyor. Daha önce eskiden cüz öğretiyorduk. Sonra? İyi de ondan sonra da dersim bitti, anlaşılmıyor dedi. Sen mi Abdurrahman'ı daha çok seviyorsun, Abdurrahman seni daha çok seviyor? Benim yaptığımı da yapıyor. Yani? Yani ben güzel bir şey buldum da hemen elimden istiyor. Ama ister abisinden, ister de kardeşler abisinden görecek, isteyecek. O normal. Öyle değil mi? Ha. Kardeşler kimi örnek alır? Abilerini örnek alır değil mi? Sen ona güzel oynamayı öğreteceksin, Kur'an okumayı öğreteceksin. Bütün güzellikleri senden görecek. Çünkü sen kimsin? Sen abisin değil mi? Evet. Abiler kardeşlere ne yapar? Sahip çıkar. Ay, sahip. Sahip çıkar, ona elinden tutar, yardımcı olur değil mi? Evet. Sen bir de güzel... bazen neye de vuruyor. Ama o kadar, ondan küçük o kadar olur ya. Daha bilmiyor. Değil mi? Evet. Sen abisin, idare edeceğim biraz. Değil mi? Aferin. Kıymetli izleyenlerimiz, bu arada Ömer Habibullah kardeşimiz bizim Fatih Medrese Yönetim Kurulumuzdan Ömer Turna hocamızın oğlu. İnşallah bu sene hafızına başlayacak. Ömer Turna hocamız da dün kendisi bir 4 günlük bir Uganda seyahatindelerdi. Masum hocamız ve yönetim kurulumuzdan birkaç hocamızla beraber Uganda'da medrese faaliyetleri için gittiler. Orada sünnetler, Kur'an-ı Kerim dağıtmalar, güzel faaliyetler, kurban kesimleri oldu. Şükürler olsun. Bir mescit açılışı oldu. Ondan sonra da buraya geldiler. Ömer hocamızın da oğlu. Daha dün geldi. Babasını görmeden stüdyoya geldi. Değil mi? Aferin sana. Evet. Allah'ım başarılarını da nasip etsin inşallah. Kısa zamanda hafızını görmeyi de nasip etsin. Amin. Habibullah'cığım teşekkür ederiz. Şimdi ben mikrofonu alayım senden. Birazdan devam edeceğiz, tamam mı? Tamam. Evet. O ayet-i kerimeyi bir daha baştan okuyacağız ama. Tamam mı? Tamam. Manasıyla. Evet. Ebu Bekir. Al bakalım mikrofonu. Hoş geldin Ebu Bekir. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Ne kadar iyisin? Çok. Ne kadar çok? Çok iyiyim. Maşallah sana. Ebu Bekir, kendini böyle bir tanıtabilir misin bize? Evet hocam. Tanıt bakalım. Adım Ebu Bekir. Adın neydi? Ebu Bekir. Ebu Bekir, sen nerede okuyorsun? Vadih Medreseleri Esen Tıbbi Şubesi'nde okuyorum.
Maşallah sana. Peki ne hazırladın bugün bize Ebubekir? Subhaneke. Subhaneke okuyacağız değil mi? Aferin sana. Kaç yaşındasın sen? 5 yaşındayım. Maşallah. Senin kardeşin var mı? Hı hı. İsmi ne? Amine. Amine kaç yaşında? Ebubekir karşıya bak. Bak bu tarafa bak bakayım Ebubekir. Maşallah. Ama izleyen, kıymetli izleyenler burada maşallah demeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımız nazara gelmesin sonra. Allah muhafaza. Evet. Ebubekir, Subhaneke okuyalım mı? Hı hı. Ama birazdan okuyalım. Tamam. Şimdi Enes'le bir tanışalım. Enes al bakalım mikrofonu. Enes sabırsızlıkla bekliyor bizi. Deminden beri rahat durmuyor Enes'e. Hoş geldin Enes'im. Hoş bulduk hocam. Şöyle dön bakalım. Bu tarafa. Evet. Enes'im sen nerede okuyorsun? Fatih Medreseleri Esentepe Şubesi'nde okuyorum. Hangi hocada okuyorsun? Mustafa Hoca'da hocam. Mustafa Hoca'da okuyorsun. Mustafa Hoca'yla aran nasıl? İyi. Seviyor musun Mustafa Hoca'yı? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Aferin sana. Peki sen bugün ne hazırladın bize? İmanın şartı, İslam'ın şartı. Bir de bir şey daha yazmışsın buraya ben gördüm. Ne? Bir şey daha var sanki. İslam'ın şartı. Yok. İmanın şartı var, İslam'ın şartı var. Bir tane daha bir şey var böyle. Hı. Bak söyleyeceğim ben şimdi sana hemen aa evet diyeceksin ama hı, hatırlamadın. Subhanekallah. Değil. Neydi ki? Bir tane şiir hazırlamışsın sanki. Her şiir, Subhanekallah. Unuttun mu? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme bir şiir okuyacakım inşallah. Heh, okuyacakım inşallah. İşte bu. Aferin sana Enes'ciğim. O zaman hazır mikrofon sendeyken başlayalım Efendimiz'e şiirimizi okuyalım mı? Ha, bu arada kıymetli izleyenler Enes'in bugün size bir sürprizi var. Programın hemen birazdan bir 15 dakika sonra programımızın ilerleyen dakikalarında hep beraber burada bir kısa özel bir merasim yapacağız inşallah. Ondan sonra Enes'in de size bir sürprizi var. Dualarınızı bekliyoruz. Evet Enes'in başla bakalım 571 şiirine. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. Babasıdır Abdullah. Annesidir Amine, süt annesi Halime, doğdu cennet evine, bastı 6 yaşına, kaldı bir tek başına, ince gibi annesi, üzüntüler boşuna, hat dindirdi her yaşı, dedesi de amcası, hemen kanat geldiler, büyüdü gül goncası. 40 yaşına gelince peygamberlik verildi, Allah bir deyince putlar yere serildi. Maşallah, subhanallah. Allah nazardan saklasın maşallah. Enes'cim ne güzel okudun maşallah ya. Bizi aldın götürdün böyle. Tebrik ediyorum seni Enes'cim. Çok güzel okudun. Allah razı olsun. Ama sen bu şiirden biraz daha devam ettir. Başka bir zaman seni bir yine çağıralım buraya. Tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam. Bak Mustafa Hoca da burada. Başka bir gün inşallah kurstan böyle bir grup geldiği zaman inşallah sen de bize bir şiir okumak için gel. Tamam. Aferin sana Enes'cim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Gerçekten böyle yaşayarak okudum böyle. Seni çok tebrik ediyorum. Yıldız'da 10 verdim sana. Yıldız'da. Evet. Tamam. Evet, Ebubekir'e ver bakalım şimdi mikrofonu. Ebubekir. Nasılsın? İyiyim. Aferin sana. Ebubekir şöyle dön bakalım şu Veysel abine. Şöyle. Evet. Şimdi Ebubekir
kardeşimizden bir Sübhaneke dinleyeceğiz hep beraber. Değil mi Bekir? Hı hı. Hadi şöyle güzel bir oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddük ve celle senaik ve la ilahe gayrük. Gayrük. Bir daha yap bakayım. Gayrük. Aferin sana ya Bekir. Maşallah çok teşekkür ediyorum. Kimle çalıştın sen bu sureyi, duayı? Annem. Annenle çalıştın. Burada annene bir selam söyle bakalım. Anne seni seviyorum. Çok teşekkür ederim de anneciğim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bir daha inşallah annene selam ver bakalım. Aferin sana. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada Ebubekir kardeşimiz de mikrofonu tutan Mustafa hocamızın da oğlu aynı zamanda. Allah razı olsun. Bir tarafta Ömer hocamızın oğlunu burada gösterdik. Bir tarafta Mustafa hocamız burada hemen yanında oğlunu gösterdik. Yani burada biz hani ne derler Mustafa hocam? Lokantada hani derler ya aşçı, işte biz yaptığımız yemek yemeği yiyoruz derler. Hani evet, biz başka yerden yemek yemeyiz. Evet. Ne derler? Yemeği yapan aşçı yemeği yiyorsa evet, o yemek güzel dinler yani. Evet. Şimdi biz vermiş olduğumuz eğitim neyse aynısını kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza hep şükürler evet, olsun. Bunu sistemi devam ettirmek için mücadele veriyoruz, vereceğiz. Hamdolsun. Yani kendimiz bu işi bir meslek olarak veyahut da bir standart için yapmıyoruz yani. Biz bu işi bir dava olarak gördüğümüz için çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, kızımızla, her şeyimizle beraber bu işin içindeyiz. İşte sağ tarafımda Habibullah, sol tarafımda Ebubekir. İkisi de bizim hocalarımızın oğlu. Diğer Enes ve Mehmet de yine bizim sevdiğimiz ailelerimizin, beraber olduğumuz kişilerin evlatları. Yani bu ne demek? Biz sadece ağzımızla değil, her şeyimizle beraber bu işin üzerinde bu işin devamını sağlayacağız. Bu işte devam ediyoruz demektir. Rabbim nazardan muhafaza etsin inşallah. Hem hocalarımızı hem gayretleri hem talebelerimizi muhafaza etsin. Ebubekir'cim çok teşekkür ediyorum. Mustafa hocam size de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten hem yakışıklı hem böyle okuması da gayet düzgün. Allah muhafızını görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bir an önce. Hocam şimdi bu çocukların tabii tamamını dinlemedik. Ama Enes olsun, Ebubekir olsun böyle ağızlarından çıkan, gerçi Habibullah da şey yaptı, bir ayet-i kerime okudu. Evet hocam. Kıraatları olsun, mahreçleri, tecvitleri böyle gayet hoş, fasih. Bunun için özel böyle mücadeleniz hocam, var mı yani, hocam? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Tabii hocam, Allah'ın izniyle bizim zaten hocalarımız maşallah var, kurstaki hocalarımızın. Mesela günde bir dersimiz talim, tecvit. Bu şekilde topluyoruz talebeleri. Mesela bu kardeşimiz de zaten okula gidiyor hocam. Yani alıyoruz böyle, hepsini tek tek dinliyoruz yani. Bu çocuk şöyle olmuyor yani. Geldin oku git bakalım. Geldin oku git bakalım. Böyle bir şey yok. Kesinlikle buna karşıyız hocam. Dersini okudun, geçerini yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Hoca nasıl okuyor? Talebe de öyle okuyacak. Hocam bak bu çocuk 5 yaşında. Benim evladım ama bu evladım, bu da evladım. Hepsi aynı okuyor hocam. Allah'a şükürler olsun. Hiçbirine ayrı gayrımız yok. Bizim hedefimiz bu dine hizmet etmektir hocam. Yani bu çocuk... Hoca nasıl Kur'an okunur, nasıl Kur'an-ı Kerim okunur hocam? Öyle okuyacak. Kurtuluşu yok. Aile gördüğü zaman maşallah ya, hoca gibi okuyor. Allah'ın izniyle hocam, bir daha bizi davet ederseniz buraya, talebemizi çıkartacağız. Burada bir rekat böyle hoca gibi namaz kıldıracak Allah'ın izniyle i̇nşallah hocam. İnşallah o günleri i̇nşallah göreceğiz. Biz de hem sözünü almış olalım buradan, i̇nşallah hem de hocam, sabırsızlıkla notumuzu alalım, bekleyeceğiz inşallah. Tabii hocam, alın Allah'ın izniyle. Hemen hoca gibi okumak derken, Habibullah da bize burada bir ayet-i kerime hazırlamış hocam. Evet hocam. Hoca gibi bir ayet-i kerime dinleyelim. Tabii ki de hocam, tabii Allah'ın izniyle. Habibullah al bakalım. Aynısını oku, bir de manasını ver hoca gibi bakalım şöyle. En baş. Hadi bakalım, en baştan başlayalım. Ya bizi besmele çekti, başlamış. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad yessennel Kur'ane lizikri fehel min müttekil. Sadakallahu'l-azim.
Rabbimiz bizlere buyuruyor ki andolsun biz Kur'an'ı öt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öt alan yok mu? Buhari'ye Kur'an'ı ezberlemek kolaydır. Düşünmek ve ibret almak için indirilmiş ilahi bir kitaptır. Maşallah, subhanallah. Yani öyle bir ifade kullandın ki, öyle bir ayet okudun ki, tamam, daha bizim konuşmamıza gerek kalmadı Habibullah. Her şeyi anlattın. Bu Kur'an-ı Kerim dedin. Kim için öğüttür dedin? Akıl sahipleri için, Müslümanlar için. Yani hepimiz için ne dedi? Bir Kur'an-ı Kerim en güzel öğüt. Buradan almak isteyen, evet, ne yapsın? Kur'an okusun. Kur'an okusun, bu kadar. Okusun, manasını da ne yapsın? Senin gibi manasını da öğrensin. Ondan sonra bitti. Bitti, her şey yoluna girsin. Biz Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuz gibi manasını da hayatımıza geçirsek. Kur'an'a da geçtim. Kur'an'a da geçtin. Hı. Aferin sana. Peki ne zaman geçtin Kur'an'a? İkinci Kur'an'ın bütün yüzünesini okudum. Üçüncü bütün yüzünemi okuyorum. Üçüncü hatime başladın. Evet. Aferin sana maşallah. Allah nazardan saklasın ya. Aslında Kur'an-ı Kerim'imiz şimdi burada olsaydı seninle bir Kur'an-ı Kerim de okurduk ama başka zaman inşallah, tamam mı? Tamam. Peki. Şimdi Mehmet'e verelim mikrofonu. Mehmet'ten sonra tekrar sana alacağız. Bir de bakalım neler okuyacaksın bize. Mehmet'ciğim sen ne hazırlamıştın bize? Hadis-i şerif. Bir hadis-i şerif. Evet. Mehmet Gültekin kardeşimizden bir hadis-i şerif dinliyoruz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve ellemehü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buradan ne anlamamız lazım sence Mehmetciğim? Şöyle kısa bir böyle bir seninle bir söyleşi yapalım. Yani Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyuruyor? Yani ümmetine bize bir öğüt veriyor. Kur'an öğretin. Sizin içinizde en hayırlı olanınız kimdir? Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve öğretendir. Şimdi o zaman siz Kur'an-ı Kerim ne yapıyorsunuz? Öğreniyor. Öğreniyorsunuz. Mustafa Hoca ne yapıyor size? Öğretiyor. Öğretiyor. O zaman şimdi bizim izleyicilerimiz neyi seyrediyor burada? Ümmetten en hayırlı olanların burada numunelerini mi seyrediyor? Bir tanesi öğreten, bir tanesi öğrenen. Değil mi? Şükürler olsun. Biz de sizi büyüdükçe olarak ne yapmış olduk? En hayırlı konukları misafir etmiş olduk. Değil mi? Evet. Şükürler olsun inşallah. İnşallah Rabbim cümlemizi o hayırların içine alsın. Kur'an-ı Kerim'i hayatımız boyunca hem öğrenmeye hem öğretmeye adayalım kendimizi inşallah. Peki Mehmetciğim, hedefte neler var? De hoca olacağım. İnşallah. Nasıl bir hocalık düşünüyorsun? Hafızlık, Arapça, vaaz hocası, sohbet hocası. Böyle... Kur'an öğretmek istiyorum. Kur'an öğretmek istiyorsun. Yani okumuş olduğum Hazreti Şerife diyorsun, uygun yaşayalım, en hayırlı mı olalım diyorsun. Evet. İnşallah. İnşallah Rabbim ikram etsin. Amin. Rabbim ömrünü Kur'an'ın razı olduğu, Efendimiz'in razı olduğu bir şekilde geçirmeyi sana ikram etsin inşallah. Mehmetciğim. Bu güzelliğini daim etsin. Bu arada Mehmet kardeşimiz hem okula gidiyor, okuldan sonra da hafızlık eğitimini tamamlamaya çalışıyor. O yüzden özel bir duaya da ihtiyacı var. Ondan sonra sen istersen bir dua iste bakalım izleyenlerimizden. Bana dua etmenizi rica ediyoruz. Evet, dualarımız seninle inşallah Mehmetciğim. Çok teşekkür ederiz. Mikrofonu ben şimdi alayım senden. Tekrardan Habibullah'a geçeceğiz ama öncesinde Enes'e bir daha bir dönelim bakalım. Enes al bakalım. Enes sen bize ne hazırlamıştın başka? İmanın şartı, İslam'ın şartı. Hadi bakalım o zaman. İmanın şartını okuyalım. İmanın şartı 6. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kadere inanmak. Aferin sana. Peki bir de İslam'ın şartını sayalım mı? İslam'ın şartı 5'tik. 1 şehadet getirmek, 2 namaz kılmak, 3 oruç tutmak, 4 zekat vermek, 5 hacca gitmek. Maşallah. Ne çabuk saydın öyle maşallah ya.
Biz daldık gittik Enes. Aferin sana. Peki kelime-i şehadet getirmek dedin. Hep beraber bir kelime-i şehadet getirelim mi? Olur mu çocuklar? Hadi. 1, 2, 3. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Aferin sana. Maşallah maşallah. Ben tabii bu çok maşallah diyorum. İzleyenler var ya bizi şimdi televizyonda. Onlar belki maşallah diyor, unutuyordur. Ben onların yerine de diyorum. Enes. Tamam. Evet. Allah'ım nazardan muhafaza etsin. Evet. Şimdi Enes'in mikrofonu ver bakalım bize. Ebubekir al bakalım mikrofonu Ebubekir. Ebubekir ben de sana bir soru sordum. Sen o soruyu cevaplamadın. Senin kardeşin var mıydı? Hı hı. Adı neydi? Amine. Amine. Ebubekir şimdi açıldı. Kendine geldin Ebubekir. Peki kaç yaşındaydı Amine? Hatırlıyor musun? 3 yaşında. 3 yaşında. Peki sen onu bazen elinden tutup kursa götürüyor musun hiç? Hı hı. Aferin sana. Peki ne öğretiyorsun kardeşine Ebubekir? Kur'an'ı öğretiyorum. Öğrendiklerini mi öğretiyorsun? Hı hı. Aferin. Beraber oynuyor musunuz? Hı hı. Sen abilik yapıyor musun ona? Hı hı. Abilik nasıl bir şey? Güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi? Kardeşinin olması. Ona yardımcı olmak değil mi? Hı hı. Onun elinden tutuyorsun. Ondan sonra yemekte, sofrada yardımcı oluyor musun ona? Hı hı. Oo, o zaman sen anneye hiçbir şey bırakmadın. Her şeyini sen yaptırıyorsun yani. Anne de anneme yaptırdım. Aferin sana. Peki buradan sana son bir şey daha sorayım. Sorayım mı? Hı hı. Zor mu sorayım, kolay mı sorayım? Kolay. Kolay sorayım, tamam. Peki kursu ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Kaç kişi var sınıfınızda? Hatırlıyor musun? 10 kişi. 10 kişi var. Peki sana son bir tane daha sorayım. Bu sefer zor mu sorayım, kolay mı sorayım? Kolay. Kolay. Tamam o zaman. Ne sorayım sen söyle o zaman. Subhaneke. Subhaneke. Hadi bakalım. Subhaneke biliyor musun? Hı hı. Okur musun bize? Ama şu kameraya bakarak oku bakalım. Karşıya bakarak oku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Subhan. Ama bak kameraya bak şuraya bak. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmek ve teala ceddik ve celle senaik ve la ilahe gayrık. Gayrık. Aferin sana maşallah. Ebubekir'cim çok teşekkür ediyorum. Çok memnun ettin bizi. Allah da seni memnun etsin inşallah. Hocam şöyle söyleyeyim. Bir ailede bir çocuk kursa gitmesi gerekiyor. Mesela Ebubekir'in kardeşi hocam Amine. Yani abisi oturduğu zaman beni de okut diyor. Beni de okut diyor. Teşvik. Çok güzel hocam. Bu sefer ailede Kur'an şevki açılıyor hocam. Kur'an okuma isteği artıyor. Çok önemli hocam. Ama görmediği zaman bakıyor. Ne babada görüyor. Ne annede görüyor. Allah muhafaza. Ama çocuk da gördüğü zaman bu sefer öyle velilerimiz oldu ki hocam bizim çocuğu sayesinde Kur'an-ı Kerim öğrendi ya. Elhamdülillah. Çok şükür hocam. Şimdi Mustafa hocam böyle bir misal verdin. Benim de aklıma bir şey geldi. Böyle bir anım geldi. Onu paylaşayım böyle. Hazır. Şimdi bir gün yine çocuklarla oturuyoruz kursta. Ders yaptırıyoruz onlara. Saat 2'den sonra daha çok böyle ilmihal derslerimiz oluyordu bizim. Ondan sonra namaz dersini yapıyoruz. Yani namazın önemini anlatıyoruz çocuklara. İşte çocuklar namaz, işte namaz şöyle önemli, namaz böyle önemli. Allah'ımızın emri, bizim işte Rabbimiz bize bunu farz kılmış. Biz bunu yaparsak şöyle güzellikleri var. Cennette şöyle olacak, ahirette böyle olacak. Dünyada şu güzellikler var. Böyle işte namazın önemini, yani peygamberimiz böyle hadis buyurmuş. Hani kıssalar falan böyle hep namaz. Yani dersimiz namaz olduğu için namazla alakalı anlatıyoruz. Ondan sonra ne kadar önemli, bir de soruyorum ne kadar önemliymiş çocuklara tek tek soruyorum. Bir tane çocuk hiç unutmuyorum, aşağı yukarı 7-8 yaşlarında bir çocuktu. İsmi de yanlış hatırlamıyorsam Berat olması lazım. Dedi ki hocam, ben hala yani bugün yaşamış gibi unutmuyorum ifadesini. Hocam dedi, eğer dedi bu namaz anlattığın kadar dedi önemli bir şey olsaydı ben dedi bunu babamdan görürdüm dedi ya. Allah muhafaza.
Ve ben bunu ben orada şeyim kilitlendi. Tabiri caizse dumurum durdu yani derler ya böyle. Böyle kaldım böyle. Dakikalarca kaldım. Eğer dedi ben bu dedi namaz anlattığın kadar önemli bir şey olsaydı evet. Ben dedi benim bu amdan dedi duyardım, görürdüm dedi. Yani tabii ailesiyle ondan sonra çok mesailerimiz oldu bu konuyla alakalı falan ama şuraya getireceğim işte dediniz ya biraz önce. Görüyor hemen beni de okutuyor. Evet, evet. Yani çocuk ne görürse onu mutlaka yapar, ona özenir, onu yaşar. O yüzden Efendimiz ne buyuruyor? Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Evet. Annesi babası onu ya Mecusi ya Yahudi veyahut da Müslüman artık yapar. O yüzden çocuklarımız bize Mevla-i Teala bu İslam fıtratı üzere formatlanmış bir şekilde gönderiyor. Biz onları ne yapıyoruz? Yetiştiriyoruz. Şekillendiriyoruz. Evet. O yüzden hareketlerimize, ifadelerimize, değer verdiğimiz kıymetlere dikkat edersek çocuklarımız da ona göre şekillenecek. Evet, Habibullah'cığım al bakalım mikrofonu. Sıra geldi şimdi sana tekrar. Başka ne okuyacaktın sen bize? Biraz fazla uzatamıyorum hocam çünkü Enes'imiz işimizi var. Ona geçmemiz lazım. Evet. Abdestin fazla okuyalım mı? Hadi seni dinliyoruz o zaman. Abdestli fazla döttül. Bir yüzü yıkamak, iki kollayı yıkamak, üç başı meshetmek, dört ayakları topuklarla beraber yıkamak. Maşallah. Teşekkür ederiz. Aferin. Başka? İslam'ı şatırlıyor. Bir de guslün farzını okuyalım. Guslün farzı 3-4. Bir ağza dolu dolu su vermek, iki burnu dolu dolu su vermek, bütün vücudunun kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Bir daha sayar mısın guslün farzını? Şöyle bilmeyenler bir daha öğrensin. Guslün farzı 3-4. Bir ağza dolu dolu su vermek, iki burnu dolu dolu su vermek, 2-3. Bütün vücudunun kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Maşallah maşallah. Teşekkür ederiz Habibullah'cığım. İslam'ın şartını biliyorum. İslam'ın şartını mı? Hadi say bakalım. İslam'ın şartı 5'tir. İslam'ın şartı 5'tir. Birbirine eştir. Alemlere güneştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeye işaret getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abdühü ve resulü. Aferin sana Habibullah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet'e geçelim. Mehmet de bize dört büyük melek ve görevlerini okuyacaktı değil mi? Evet. Evet seni dinliyoruz Mehmet'ciğim. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail'in görevi vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı emirleri peygamberlere iletmekle görevlidir. Mikail'in görevi tabiat meleğidir. Doğa işleriyle görevlidir. İsrafil'in görevi kıyamet günü gelince sure üfürler ve kıyamet kopar. Azrail'in görevi Allah'ın izniyle insanların canını alır. Evet çok teşekkür ederiz bu güzel bilgilerden dolayı. Bir de namazın farzını. Namazdan bahsettik. Bir de namazımızın farzlarını dinleyelim senden. Hadesten namazın dışındaki farzlar. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avlet, istikbali kıble, vakit niyet. Namazın içindekiler. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve kadeh-i ahire son oturuş. Evet Allah nazardan saklasın Mehmetciğim. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gayet akıcı, güzel, net bilgiler verdin bize. İnşallah sen de hoca olmak istiyordun. Bu anlatışla Allah'ın izniyle süper bir hoca olursun yani inşallah. Allah'ım ikram etsin. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün gördüğünüz gibi programımız dolu dolu, stüdyomuz neşeli, hepsi böyle konuşkan birbirinden. Aslında saatlerce programı uzatabiliriz ama bir taraftan da vakitlerimiz kısıtlı. Şimdi bugün biraz önce size bir sürprizden bahsetmiştik. Enes'in bir sürprizi var demiştik. Enes İnce yavrumuz, şöyle bir gösterelim Enes'imizi. Enes İnce kardeşimiz bugün Kur'an-ı Kerim'e geçiyordu normalde. Ve hocası Mustafa hocamız da rica etti. Hocam dedik hazır programa geleceğiz. Bütün şeyde ekranda programın izleyenlerimizin önünde Kur'an-ı Kerim'ine hediye etsek, ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçirsek onu bir okutsak, peşinden de böyle bir
ailesi de duyarlı davranmışlar. Teşekkür ediyoruz ailesine de buradan. Böyle bir pasta göndermişler. Onu da program esnasında bir keselim, kutlamasını yapalım dediler. Biz de çok memnun oluruz dedik izleyenlerimizle beraber. Onlar da çok memnun olur dedik. Ve şimdi isterseniz hemen Enes İnce kardeşimizin Kur'an-ı Kerim ve pastasını burada sizin huzurlarınıza ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçecek. Onu da burada okutalım inşallah. Olur mu? Olur. Tamam. Enes'cim sen şöyle yanına gel bak. Hocanın yanına doğru gel bakalım. Gel. Yok. O gelsin hocam. Enes gel bakalım yanımıza. Oradan arkadaşlar alabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'i ve Enes kardeşimizin pastasını da alalım. Enes'cim gel bakalım. Gel yanıma gel. Gel. Gel böyle gel. Evet. Enes'i şöyle alalım. Enes sen şöyle benim yerime gel bakayım şöyle. Hop gel bakalım. Aferin sana. Gel Enes'i buraya alalım böyle. Evet. Kur'an-ı Kerim'imizi alalım. Pastamızı da alalım. Evet. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'i hocası olarak sizden teslim alsın. Şöyle Enes ayağa kalk bakayım şöyle. Evet, yok. Aşağı in bakalım. Aşağı in. Şu Enes'in boyunu bir görsünler bak şöyle. Evet. Enes'imiz bu kadar. Enes İnce kardeşimiz 5 yaşında ve bugün Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e geçmesini de sizle beraber kutlamak istedik. Kur'an-ı Kerim'in de hocasından al bakalım Kur'an-ı Kerim'ini. Enes gel bakalım bir. Şöyle tebrik ediyorum seni. Allah muhafızını görmeyi de nasip etsin inşallah. Enes'cim şöyle bir tane Fatiha okuyalım mı seninle beraber? Hadi bakalım. İlk defasını da burada okuyalım seninle beraber. Şöyle bir iki ayet okuyalım bakalım. Gel. Oku bakalım şu Elhamdülillah Rabbil Alemin'den. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman. Bir dakika dur mikrofonu unuttuk. Hadi besmele çek. Buraya dön bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtal mustakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Evet çok teşekkür ediyoruz. Enes'im tebrik ediyoruz seni. Kıymetli izleyenlerimiz burada gördüğünüz gibi Enes kardeşimizin pastası var. Üzerine bir güzel bir not var. İnşallah hafız olacağım. Enes İnci. Evet şöyle bakalım. Şöyle yakınlaştırırsak böyle. İnşallah bir temennisi var Enes'imizin. İnşallah hafız da olacağım. Enes İnci. Allah'ım hafızlığını görmeyi de bize nasip etsin inşallah. Bu güzel günü gösterdiği gibi. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz çok isterdik pastamızı sizinle paylaşalım ama stüdyomuz burada. Ne zaman isterseniz ikramlarımızı size sunmaktan memnun oluruz. Enes'cim tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hep beraber şöyle bir el sallayalım izleyenlerimize. Hep beraber. Hadi bakalım. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Esselamu aleyküm.